Karademlik'te çayımızı demliyoruz burada. Herkese merhabalar. Bugün Handuzi Yaylası'na geldik. Sonbaharda kar yağdı bu kısmı geçen hafta. Biz de bu karı görmeye, burada biraz vakit geçirmeye, mangal yapmaya, yemek yemeye geldik. İş arkadaşlarımla birlikte geldim buraya. Oldukça güzel bir gün geçiriyoruz. Biraz Sağrankaya Yaylası'na doğru gittik. Orada bayağı bir kar vardı. Araç gidiyordu ama pek zorlamak istemedik. O yüzden Handuzi Yaylası'na geri döndük. Burada şimdi çayımızı demliyoruz. Yemeğimizi yapacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Biraz oturup bu doğanın sessizliğini dinleyeceğiz. Burada çok güzel bir hava hakim. Güneş var. Yani ben Handuzi Yaylası'na bu kadar çok geldim ama bu kadar berrak, net olduğu bir zaman hatırlamıyorum. Bugün alabildiğine her taraf güneş olduğu için hiç sis yok, bulut yok. Direkt buradan Karadeniz'i görebiliyoruz yani. Sahil kısmını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Onun dışında bakalım, şimdilik hava sıcak ama akşama doğru muhtemelen çok soğuk olacağını düşünüyorum. Şimdi burada yemek hazırlıklarına başladık. Onları bitirip biraz vakit geçireceğiz. Videodan da size böyle görüntüler, kısa kısa kesitler ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İki tane şeyle gördüğünüz gibi peynir, yağlan, yemek yapıyoruz. Bu kadar basit yani. Ne de bunun adı muhlama. Muhlama oluyor. Bu da meşhur oluyor işte. Meşhur dediğiniz şey aslında İki tane şeyden oluşuyor. Peynir, yağ. Biraz fazla su koyduk orada. Yok yok, tamam. O kaynadı. Ben su çektim ama şey altı. Şimdi kaynatmadım yine. Burası Sahil Camisi'nin oradan mı aldın? He. Bulamadım o ya. Adam dedi kalmadı. Yani. He, o her yeri yanına ama var ya. Birçok yeri var. Çok pratik de. Aynen çok. Bunu küçük öyle küçük yöründüğüne bak. İşte bayağı hafta, gidiyor. Bir hafta dediniz ya, şaşırdım o. Al koyusunda hani poşeti duruyor öyle. Bunlar iki tane alacaksın abi. Biri bitti mi birini aynı takviye edeceksin. Bunu şimdi... Tereyağı var ya, benim aylık tereyağım. Aylık mı? Bugün diyet yok. Yok yok. Bugün diyet yok. Öyle yok. Buraya daha koyayım mı? Geliyor diyordun mu yiyeceğiz ya, azdı. Azdı. Az daha koyayım mı? Birini de koyayım mı? Vallahi yemeğe kalırsa yerim ben. Tam güzel oldu. Azı dedi ya. Neyle yıldı mı gideceğiz? Böyle sessiz dur bak yok. Bu zaten o zaman bizim araya sen gelme. Sen bize 112 yiyeceksin mi yani böyle? Yemeyeceğiz sen gelme oraya. Vallahi biraz o şeyim var ya. Hatta sen mi? Yok yok. Yok hatta var ya. Şuraya gel. Kuymak. Çok modern. Kuymak Trabzonlular değil ya. Kuymak aynen kaymakla yapılıyormuş o ama. Kaymakla kuruyorlar. Ula Rize'de bu mısırını koyuyorlar. Ya var ya. Şey gibi oldu ya. Tamamdır. Yumurta gibi oldu ya bu. Olsun olsun. Burada mısırını öyle yapıyorlar. Bizim orada beyaz un. Eski hemşine peyniri, yeni hemşin peyniri, bir şeyler daha koyuyorlardı, onlar tam bilmiyorum. Yani halama sormak lazım. Çok güzel yaparlar ama. Halam sağ buraya. Ama çok efsane yapıyor ya. La bunun içine beni at. Kolesterol fırlayacak gibi. Tamam, her şey tamam da ama buraya yediğini eritiyorsun ya. Şeyde vurur kaldı. Tırman ağırdan yakar. Valla bu yediğimizi eritmemiz imkansız. Ya yani ne yaparsan yap. İstersen uç yemez yani. Eritemeyim üstünü. Ya bu sindirimi zor olduğu için bir sporcu olarak
Karbonhidrat gibi değil. En son yani çıkıyor bu tutta. Ya en son çıkıyor. Yani burada. Oh 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 oh. Yemek işi Haris abiden sonra. Haris abinin eline bir lezzet var ama. Ben bunu istasyona çok iyi fark ettim yani. Var bir ara bir kuzu et yemiştik şelerle Muhammed'le. Aşağıdaki. Vallahi çok lezzetliydi ya dere kenarında. Durmadan yiyip hep şu tarafa pişireyim burada ye bunu. Muhammed ne? Muhammed'e yetişmez. Muhammed abi. Muhammed. Hadi ne bakayım dedi iyi. Yarısını bitirdi. Zaten ekmek de yemiyor. Hadi daha sonra kuzu etini ben evde yaptım. Çok kötü olmuştu ya. İyi. Haris abimizin elinde. Evet. Ben bu arada hayatta muhlama yemem biliyorsunuz. Yemez ha. Telefonu bir yere koyayım. Seyredin yemez oldu. Ekmek de yemiyorum. Çay hatırına yani. Sabah 5 yumurta yedim. Öyle tereyağı tadı var ola ki. Sabah 5 yumurta yiyince tok tutuyor. Çay neyi? Bir kutu tereyağı koyduk ona. Adama fazla olur dedik, fazlasıyla alıyoruz dedik ama. Şöyle. Olsun, yemekten zarar yok. Bence de. Evet, yeni bir çay daha demliyoruz. Evet. Proteinli çayımız. Bakın arkadaşlar. Ben bu çayla kaslarımı yaptım. Bak görüyorsunuz. Biceps, biceps yani. Kadın olsam bayan seps olacaktı. Ya fazla artistlik yapma. Çok kötü bir espri ama. Evet, hangimiz daha... Neyiz? Nara çekeceğiz daha fazla. 1, 2, 3. Ben uzun çektim oğlum, sen kısalttın onu. Ben... Sen ikiye böldün. Ya ben detone olmam bak, 5 oktavlık sesim var. Evet arkadaşlar, şu anda Hamdüzü'nde bulunan dinleme tesisleri, böyle çardakların olduğu, küçük kalmak için evlerin olduğu yerdeyiz. Burayı belediye yapmış. Burada gelip böyle konaklayabilirsiniz.
Neyse biz de yukarıda yemeğimizi yemiştik. Burada geldik yine çay kaynattık. Biraz tulum dinledik. Arkadaşımızın tulumu vardı, onu çaldık, oynadık. Güzel bir gün oldu. Şimdi güneş hafiften batmaya başladı. Soğuk da kendini hissettirmeye başladı. Sabah bayağı sıcaktı yani açıkçası. Yaylada olduğumuz için bulut yoktu. Direkt güneş bize vuruyordu. O da bayağı sıcak bir hal oldu yani. Ama şimdi güneş batıyor. Biz de hafiften toplanıyoruz. Bunun akabinde Rize'ye doğru ilerleyeceğiz. Güzel bir gün oldu. Arabayla tırmandık yukarıya doğru. Güzel bir gün oldu. Şimdi böyle sessizliği dinliyoruz, doğanın sessizliğini. Bakalım, zaten buraların son günleri. Bir iki ay sonra zaten buraya da ulaşma kapanır. Bakalım, bugünü de böyle değerlendirdik. Diğer videolarda görüşmek üzere.